kalbura bastıyla başlıyoruz ama bu kalbura bastı külle yapılıyor. Evet, meşe külüyle yapılıyor. Ninelerimizin yaptığı gibi sadece meşe külü, kurabiye olarak da yenilebilir. Böyle işte hazırlayacağız, görecekler, çok da memnun kalacaklar. Bakın malzemelerimiz neler? Meşe külü. Meşe külü. Bir çay bardağı meşe külümüz var. Şekerimiz var. Şekerimiz var. Kabartma tozumuz var. 2 bardak yağımız var. Bütün hamurun malzemesi bunlar. Ve un. Un, başka bir şey yok. Orada da 1 kilo şeker, 1 kilo su, birazcık limon var. Bu da şerbet için. Bu da şerbeti için. İstersen önce şerbetini koyalım, o kaynadırsın. Şerbeti koyalım, kaynasın. Biz de o arada hamurunu hazırlayalım. Şimdi şekerimizi koyduk. Yaklaşık 1 kilo şeker, 1 litre sıcak su. Evet, 1 litre sıcak suyu döktük. Ocağa bırakıyorum bunu. Evet, ocağımıza. Hemen bu şekilde ocağımıza bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Bu şekilde bu kaynasın, kaynasın, evet. Kıvamını alsın. Bir 250 gram kadar suyumuzu alıp... Kül, meşe külü ilave ettik. Tekrar süzüyoruz. Bize böyle bir bardak kül lazım, kül suyu lazım. Kül suyu lazım. Şöyle koyduk. Evet, bir bardak kül suyu. Üzerine zeytinyağımız özel. Kendi bahçelerinin zeytinyağı burada. Herkesin hemen hemen bir zeytin bahçesi var. Evet, zeytinliği evet. Var. Evet, Ayvalıklılarım var. Şöyle... 2 tane zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı bozdu. 2 su bardağı zeytinyağı koyuyoruz. 2 su bardağı zeytinyağı. Evet, biz kızartmayı bile... Zeytinyağı mı yapıyorsunuz? Evet, zeytinyağla yaparız. Neden Ayvalık'ın insanların uzun ömürlü olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Zeytinyağıyla besleniyorlar, bol zeytinyağıyla besleniyorlar. 1 bardak şekerimizi de koyuyoruz ki içine kurabiye olarak yiyebilelim. 1 çay bardağı şeker. Şeker. İster kurabiye ister tabii, tatlı olarak yiyin. Tabii tabii, kurusu da kabartma tozumuzu atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Aldığı kadar unu koyuyoruz içine. Şimdi bu nasıl olacak? Tıkır tıkır, küllü. Bunu kurabiyelere de konulur, böreklere de konulur. Evet, bu oldu. Oh, şu anda hazır, hamurumuz hazır, kulak memesi kıvamında. Şimdi bunu şekillendirip fırına atacağız. Sonra ister kurabiye olarak yiyin, ister şerbetle yiyin, tatlı olarak yiyin. Şerbetimiz de kıvama geldi. Şerbetin içerisine limon sıktık birazcık. Şekerlenmesi tatlımız kesilmesin diye. Şöyle birazcık limon sıktık. Oh, şerbetin soğuması gerekiyor. Ve deneyenler çok memnun kalacak. Artık bu eski yemekler hiç unutulmak üzere. Otlar, her şeyler unutulmak üzere. Şunu da büyük ortaya koyalım. Yuvarlakça. Şerbetimizin altını kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. O soğurken çatal aldık elimize. Şimdi çatalımızı aldık. Kalbura bastının. Şöyle eskiden kalburla yaparlarmıştı. Tabii ki burada kalburumuz yok. Gerek de yok. Çatalla gerek de yok. Şöyle onlara şekil verebiliriz. Çatalla şeklini veriyoruz bakın. Evet. Kalbura bas şekli. Bu kadar kolay bir şekilde verilebiliyor çatalla. Herkesin yapabileceği şekliyle evinde. Adeta çiçek gibi oldu, çiçek gibi oldu. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Önceden ısıttığımız fırına 180 derecelik fırına atıyoruz. Yaklaşık 40 dakika pişmesi gerekiyor. Yaklaşık 40 dakika geçti. 40 dakika sonra kalbura bastarımız pişti ama ne oldu? Bu tatlının bir kısmı yenmiş. Canavar vardı, aldı götürdü. Yakupcan. Hem de bir dilimle kalmamış, 2 dilim yemiş. Evet, 2 dilimini de götürmüş. Afiyet olsun. Şerbetlemeden, kurabiye olarak. Şerbetlemeden, kurabiye olarak. Biz 2-3 tane alalım şöyle. Aralarından ayıralım. Tatlılarımız sıcak. Şerbetimiz de ılık. Üstünü fazla pişirmiyoruz. Ağızda dağılması için şöyle gezdiriyoruz üstüne. Yaklaşık bir 10 dakika bekledik. Daha da bekleyemeyeceğim. Tadına bakmak istiyorum. Ağzımı yaka yaka yedim. Dilimi yaka yaka yedim ama çok lezzetli olmuş Sema Hanım. Afiyet olsun. Çok hafif. Bakın çok hafif. Hafif değil mi? Tabii. Çok hiç değişik bir tatlıdır. Gelmez. Bunu bu şekilde ben şöyle 4-5 tane yerim.
Yok, 4-5 tane yedirmem. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Çünkü daha yapacak yemeğimiz çok diyor Sema Hanım. Yapacak yemeğimiz çok daha. Bir tane, hatta yarım. Onu yarım. Da bırakın elinizden. Yarım. Tamam. Yarım. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Afiyet olsun.